Arkadaşlar merhaba. Bu videoda üssüz sayılar tablosu diye bir tablodan bahsedeceğim. Kendi oluşturduğum. Ve bunun çıkmış sorularda nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Aslında üssüz sayılar ile ilgili hazırlanan soruların büyük bir kısmı, tabii istisnalar var ama büyük bir kısmı burada gördüğünüz tablodaki değerler üzerinden hesaplanır. Dolayısıyla üssüz sayılar çalışmadan önce veya çalıştıktan sonra da pratikleşmek için bu tabloyu çok iyi bilmek gerekiyor. Yani üssüz sayı sorusu çözerken 27 gördüğünüzde bu 3 üzeri 3'tür. 27'yi silip 3 üzeri 3 muhtemelen yazacağım. 64'ü gördüğümde bunun 4'ün küpü olduğunu görmemi istiyor. 64'ü gördüğümde bunun 2'nin 6. kuvveti olduğunu veya 4'ün 3. kuvveti olduğunu görmemi istiyor. Burada siyahla yazılanlar önemli, maviyle yazılanlar ise nadiren çıkan şeyler. Şimdi söylediğim, bahsettiğim şeyi çıkmış sınav sorularına göstermeye çalışacağım. 2001 DGS sorusu 2 üzeri 3 üzeri 4 nedir? Hemen bakalım. Tabloda 2 üzeri 3 8. Demek ki 8 üzeri 4'müş. Şunu silip 8 yazıyoruz. 8 üzeri 4. Şurada yine benzer bir şekilde x'i 3'ün karesi. Yine tablodan bakıyoruz. X'i 3'ün karesi var mı? Var. 3'ün karesi var. Eksi ile hiç kafa karıştırmaya çalışıyor. Eksi dışarıda olduğu için önce kareyi alıyoruz. 3'ün karesi 9. Eksi 9 yazıyoruz. Artı eksi 2'nin küpü. 2'nin küpü tabloda vardı 8'de. Eksi 2'nin küpü de eksi çıkıyor. Tek kuvvet olduğu için eksi 8. 2 çift kuvvet olduğu için pozitif çıkıyor. Yani bu ezber değil. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için ya oradan geliyor. Artı 16 çıkıyor. Eksi 9, eksi 8 daha eksi 17, artı 16, eksi 1. Biri DGS sorusuydu, biri YÖS diye bir sınavın sorusu. Yine gördüğünüz gibi eksi 3'ün karesi. Kare dışarıda 9 çıktı. Eksi 2 çarpı eksi 1'in peşinci kuvveti. Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1'dir, çift kuvvetleri 1'dir. Bunun muhabbeti şu, eksi 1 ile eksi 1'i çarpınca 1 oluyor. Kuvvet tek olunca bir daha buna eksi 1 ile çarpmış gibi oluyoruz. Eksi 1 oluyor. Dolayısıyla bu eksi 1 olacak. Şuradaki eksi 1 eksi eksiyi artı yapacak. 9 artı 2 11. DGS sorusu. Devam edelim. Yine az önceki tabloda bahsettiğim eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3'ün 3. kuvveti eksi 27. 9 eksi 27 eksi 18. Bölü 4 eksi 13 eksi 9. Eksinin eksiye bölümü artı, artı 2. Devam edelim. Eksi 1'in karesi 1 artı 5. Eksi 2'nin karesi 4. 1 artı 5 6 4 çıktı 2 bölü 35 eksi 21 14 eşittir 1 bölü 7. Yine tablodaki değerler dikkat edersek 3'ün karesi 9 artı eksi 8 1 bölü eksi 1'in 4. kuvveti az önce dediğim mantıktan çift geliyor. Pozitif geliyor artı 1. Çift olduğu için artı 4 1 bölü 5. Sorularda küçük işlem hataları olabilir. Direkt çözüyorum çünkü. Ama mantığı önemli. Eksi 1 bölü 2'nin küpü. Eksinin tek kuvvetin pozitif, negatif çıkar. Eksi çarpı eksi çarpı eksiden. Eksi 1 bölü 8 çarpı eksi 2'nin 4. kuvveti ama önce üstü alıyoruz şurada parantez içinde olduğu için 16 eksi 16 yazıyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı artı şuralar artı oluyor. Böyle de yapabilirsiniz. Pratiklik olur. 16 ile 8 sadeleşti. 2 bölü eksi 2'nin karesi parantezin dışında olduğu için 4. 2 bölü 4 eşittir 1 bölü 2. 3'ün eksi birinci kuvveti eksi 1 eşittir. Üzeri eksi 1 yani a üzeri eksi 1 ters çevir. Buna dikkat. Çok kullanıyor SM. Neredeyse yani 3 sorunun birinde negatif kuvvet var. 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3. 3 bölü 1, 1 bölü 3 yaptık. Artı 2 çarpı 1 bölü 3 yani 2 bölü 3 bölü 2 artı eksi 2'nin karesi az önceki işlem pozitif çıkıyor 4. Yani 6. 1 bölü 3, 2 bölü 3 daha 3 bölü 3. 3 bölü 3 ne demek? 1 demektir.
Altta da 6 vardı. 1 bölü 6. Devam edelim. 1 artı 1 bölü 2. Şöyle yapabiliriz. 1 çarpı 2, 2 artı 1, 3. 3 bölü 2'nin karesi ve 1 bölü 2'nin küpü. Rasyonel olduğu için kafanız karışmasın. Aslında dikkat ederseniz 3'ün karesi, 2'nin karesi, 2'nin küpü. Yine o tablodaki rakamlar. 3'ün, şunu yaparsak 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. 1 bölü 2'nin küpü, 1'in küpü zaten 1. 1'in bütün kuvvetleri 1. 2'nin küpü 8. 1 bölü 8. Alttakini ters çevirip üste çarpım durumunda atıyoruz. Şöyle sadeleştiriyoruz. 2 kere 9, 18. 1 bölü 2'nin karesi, 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 1 bölü 4 çarpı, bunu ters çevireceğiz çünkü burada bölüm var. Önce şu işlemi yapalım. Eksi 1 bölü 2'nin 6. kuvveti. Önce neyi görmemizi istiyor? Eksinin çift kuvveti olduğunu görmemizi istiyor. Eksinin çift kuvveti demek pozitif çıkacak demek dışarıya. 1 bölü 2'nin 6. kuvveti gibi çıkacak. 1'in 6. kuvveti 1, 2'nin 6. kuvveti tablodan hatırlarsanız 64 bölü 1 bölü 64. 1 bölü 4 çarpı 64 bölü 1. Bu da 16. 16 ne demek? 2 üzeri 4 demek. Tablodan yine düşünebilirsiniz. Yine tabloda ne demiştim? 27 görünce 3 üzeri 3 yazın demiştim. 4 bölü 9, 2 bölü 3'ün karesidir aslında. Bunun 4. kuvveti çarpı 27 bölü 8, 3 bölü 2'nin küpüdür. Çünkü 3'ün küpü 27, 2'nin küpü 8. Bunun 3. kuvveti. Üstleri çarpıyoruz. 2 bölü 3'ün 8. kuvveti çarpı 3 bölü 2'nin 9. kuvveti. Burada şöyle bir numara var. Hemen söylüyorum. Mesela 1 bölü 2 ile 2 bölü 1'i çarparsak 1 olur, değil mi? Niye birbirinin tersi? 1 bölü 2'nin karesi ile 2 bölü 1'in karesini çarparsak yine 1 olur. Çünkü 1 bölü 4, 4 geliyor. Yine tersi. 1 bölü 2'nin küpüyle 2 bölü 1'in küpünü çarpsak yine 1 olur. Dolayısıyla şurada da şöyle bir şey var. 2 bölü 3, 3 bölü 2. 2 bölü 3'ün 8. kuvvetiyle 3 bölü 2'nin 8. kuvvetini çarparsak 1 olur. Bir de burada bir 3 bölü 2 daha var. Çünkü burada 3 bölü 2 üzeri 9'u ben 3 bölü 2 üzeri 8 ve 3 bölü 2 üzeri 1 olarak dağıttım. Şunların çarpımı 1 geliyor, kalıyor bu, o da 3 bölü 2. Buna dikkat edin. Anlarsanız, yani eğer rahatça çözüyorsanız bir aşama kat etmişsinizdir üst sayılarda. 8 bölü 20 tabloda dediğim şey 2 bölü 3'ün küpü çarpı 2 bölü 3'müş. Yani üstün üstü olunca çarpıyoruz. Şuradan çarptık. Kaldı 2. 2 bölü 3'ün karesi. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Çok zor gözüküyor değil mi? Ama çok basit. Eksi 1'i gördüğünüz mü hemen ters çevirin. 2 bölü 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 4. Bölüm durumunda ikinciyi ters çeviriyorduk. Çarpıyorduk. 2 kere 4, 8. Üst tarafı hallettik. 8'miş. Alt taraf 1 bölü 2'nin küpü. 1'in küpü 1, 2'nin küpü 8. 1 bölü 8. Yine alttakini ters çevirip üste çarpım durumunda atıyorduk. 8 kere 8, 64. Niye 8 olarak atıyorum? Çünkü 1 bölü 8'in tersi 8 bölü 1, 8 olarak attım. 64. 64'ün 1 bölü 2. kuvveti. Burada biz karekök alıyoruz. Mesela adam diyor ki ben hiç karekök bilmem. Ne yapacağız? 64'ün 1 bölü 2. kuvveti. 64 8'in karesi değil mi? Oysa 8'in karesinin 1 bölü 2. kuvvetini al. Üstün üstü çarpım durumunda sadeleşir. 1 kalır. 8 üzeri 1, 8. Karekök kullanmadan da çözebilirsiniz bu şekilde. Ama yani alışmak lazım. Eksi 1 ters çevirir demiştim. 5 çarpı eksi 1 bölü 2. O da eksi 5 bölü 2. İkinin eksi ikinci kuvveti. Eksi ters çeviriyor. 1 bölü 2 oluyor. Sonra pozitif olarak bakıyoruz. Yani eksiden kurtuluyoruz ters çevirince. 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti 1 bölü 4. Çarpı 2'nin karesi 4 artı 2'nin küpü 8. 1 bölü 4 çarpı 12. 12 bölü 4, 3. İki üzeri eksi bir. Eksi bir ters çevirir. Bir bölü iki artı iki üzeri sıfır. Her şeyin sıfırıncı kuvveti birdir. Ne oldu?
1 kere 2, 2 artı 1, 3, 3 bölü 2 veya paydaş diyerek de bulabilirsiniz. 3 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti. Bu eksiden bir kurtulayım, ters çevireyim. 2 bölü 3 oldu. Kaldı 2. 2 bölü 3'ün ikinci kuvveti 2'nin karesi 4, 4, 3'ün karesi 9. 4 bölü 9. Şurası 4 bölü 9'muş. Çarpı 3'ün karesi 9. Bir sürü soru çözdük ama dikkat ederseniz hep hangi sayılar döndü etrafta? 2, 3, 4, 9, 27, 8. Yani 2, 3, 4, 8, 9, 27 daha doğrusu sıralısıyla. Burada mesela 5 ile ilgili bir şey var, istisna. 10 üzeri eksi 2. Onu ters çevirdim, 1 bölü 10. Eksiden kurtuldum. Kaldı 2. 1 bölü 10'un karesi 1 bölü 100. Çarpı 2 demiş. 2 bölü 100. 1'den çıkar demiş. 1 kere 100, 100. 2 çıktı. 98. 98 bölü 100. Rasyonelde ne yapıyorduk? Eğer arada fark çıkarma varsa bununla bunu çarpıp bunu çıkarıyorduk. Toplama varsa bununla bunu çarpıp bununla toplayıp paydayı yazıyorduk. Yani toplama olsaydı 1 kere 100, 100. 2 daha 100, 2. 102 bölü 100 yazacaktık. Çıkarma olduğu için 1 kere 100, 100. 2 çıkarttık. 98 bölü 100 yazdık. Bunu bulduk. Şu an gıcık bir noktada, yani 98 bölü 100. Bunu 5 ile çarpacağız. Bir de 5 çıkaracağız. Abuk subuk bir şey gelecekmiş gibi duruyor. Şununla şu sadeleşir. 20 kalır. 98 bölü 20. 5 eksi 98 bölü 20. Yani şunu yapacağız. 98 bölü 20'yi bölmemizi istemiş. Bu İşlem sorusu biraz. 98'i 20'ye bölünce 4,9 gelir. Tabi bunu ilk başta göremeyebilir kişi. Ha, pratik yolunu söyleyeyim. Pratik yolu şu. Şurada 98 bölü 20 kaldı en son. Çünkü şurada 5 ile 100'ü de sadeleştirdik. Burayı 20'ye 5'e böldük, 20 kaldı. 98'i 20'ye böleceğiz. Kafamız karıştı. Bununla ilgili şey var kanalda. Daha yeni yükledim. Yüzde hilesi diye bir şey var. Sayıların yüzdesini alma. Aslında ona benziyor. 98'i 20'ye böleceğiz. 10, önce 10'a bölelim. Bir şeyi 10'a bölmek kolay. Çünkü virgül kaydırıyoruz. 9,8. Bir daha 2'ye bölelim onu. O da 4,9. Demek ki 98'i 20'ye bölme 4,9. 20'ye değil de önce 10'a sonra 2'ye böldüm. 5 eksi 4,9 da 0,1. Birazcık işlem katmış işin içine. 2 üzeri eksi, ha şimdi şu tarz sorular, alt taraflar 2, 8, 4 gibi bir şeyse biz şunu göreceğiz zaten, bunlar 2'nin kuvvetleri. Sonra ne yapacağız? Hepsini 2'ye çevirmek faydalı oluyor, yani hepsini en küçük. Mesela burası 3, 9, 27 olsa hepsini 3'e doğru çevirmek faydalı oluyordu. 2 zaten dursun, 2 üzeri eksi 4 çarpı 2'nin küpü, yani 8 üzeri 12 çarpı 2'nin ikinci kuvveti çarpı x. Üstler çarpılıyor bu durumda, üstün üstü olunca. 2 üzeri eksi 4 çarpı 2 üzeri 36 eşittir 2 üzeri 2x. Şu durumda topluyoruz üstleri. Hani diyelim ki unuttunuz. Hemen bir pratik. Altları aynı, üstleri farklı bir şey yazın. Mesela 2'nin küpü 2'nin karesi. 8 çarpı 4 ne? 32. Tabloda neydi? 2 üzeri 5. Yani demek ki bunları toplayıp yazıyormuşuz dersiniz. 2 üzeri 32 eşittir 2 üzeri 2x'miş. Altlar eşit, üstler de eşit olacak. 32 2x'miş. Neyi 2 ile çarparsam 32 olur? 16. Ales sorusu. 10 üzeri eksi 1 ters çevirdim. 10 üzeri eksi 2 ters çevirdim. Bir de karesini alacağım çünkü eksi gitti. Artı kaldı. Ters çevirdim. Bir de küpünü alacağım. 1 bölü 10 artı 1 bölü 100 artı 1 bölü 1000. Payda eşitledim. Bu bir rasyonel sayı sorusu aslında. Şurası 100 bölü 1000 oldu. 100 bölü 1000 artı 10 bölü 1000, hepsini 1000'de istiyorum. Artı 1 bölü 1000. 111 bölü 1000. Şıklarda ama rasyoneller var. 1000'e bölmek demek 3 virgül kaydırmak demek. Virgül sonda varmış gibi düşünüyoruz tam sayılarda. 1, 2, 3, 0,111. Üçün eksi biri ters çevir yaz. Eksi bir demek artı 3. 2'nin eksi biri ters çevir yaz. Artı 2. 3 kere 1, 3. 1 daha 10. 3 kere 3, 9. 1 daha 10 bölü 3. 2 kere 2, 4. 1 daha 5, 5 bölü 2.
Alttakini ters çevirip üste yaz. 2 bölü 5, 20 bölü 15. Sadeleştirirsek 20 bölü 15'i 5 ile. Çünkü bu 5 çarpı 4, bu da 5 çarpı 3'tür. 5'ler gitti. 4 bölü 3. Şu tarz sorular biraz daha gıcık. Yani ben ne diyordum? Eksiği görünce ters çevir. Bunu ters mantıkta kullanıyor. Yani diyor ki sen 2'nin eksi ikinci kuvvetini alınca bunu 1 bölü 2'nin karesi diye yazıyorsun ama ben sana böyle bir şey veririm. Sonra eksi ikisini alman gerekir. İçeridekini ters çevirip tekrar geri sararmış gibi yaparsın. Şimdi onu söyleyeceğim. Soru da daha net olacak. Biz ne yazıyorduk? 2 üzeri 2 yeri, eksi 2 yerine mesela 1 bölü 2 üzeri 2 yazıyorduk. Yani 1 bölü 2 diyorduk. Veya yani parantezin dışında da olsa aynı şey. Eksisini kaybederken bu 2 bölü 1'i ters çeviriyorduk. Öyleyse bize şöyle bir şey verse. Bu sefer eksiyi kaybetmek için şu 1 bölü 3'ü ters çeviremez miyiz? 3 üzeri x diye bunu çeviririz. 3 üzeri eksi x de 3 üzeri x oldu. 5 oldu. Hem eksisi gitti. Dolayısıyla ters döndü. 3 üzeri x 5 ise 9 üzeri x artı 1 nedir? Şimdi x'i burada bulmaya çalışırsanız yanılırsınız. Öyle bir şey yok. X tam sayı değil. Dikkat ederseniz x'e ilgili hiçbir şey dememiş o yüzden. 3 üzeri x 5'miş. 3 üzeri 9 üzeri x artı 1. 9 üzeri x artı 1 eşittir. 9 üzeri x çarpı 9 üzeri 1'dir. 9 üzeri x de yine tablodakinden düşünürsek 3 üzeri 2'nin karesi x'inci kuvvetidir. 3 üzeri 2x yani. Biz 3 üzeri x'i biliyoruz. İki tarafın da karesini alsak burası 3 üzeri 2x olur. Burayı 25 olur. Demek ki şurası 25'miş. 25 çarpı 9 da 225. Yani ne yaptık? 9 üzeri x artı 1'i parçaladık. 9 üzeri x çarpı 9 üzeri 1 dedik. Bu kalsın, bu biliniyor. Şu 9 üzeri x de 3 üzeri 2 üzeri x'tir dedik. Biz şunu bulmak için 3 üzeri x'i biliyoruz. Karesini aldığımızda iki tarafın 3 üzeri x, 3 üzeri 2x olur. 5 de 25 olur dedik. 1'den 1 bölü 2 çıktı. 1 kere 2, 2. 1 çıktı. 1, 1 bölü 2'nin karesi çarpı 1 kere burada yaparken 1 kere 3, 3. 1 çıktı. 2, 2 bölü 3. Eksi 1 demek ters çevir demek. Hemen 3 bölü 2 yazalım. 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 2. Da 3 bölü 8. Eksi 1 demek ters çevir demek. Eksi 1 bölü 2 eksi 2 olur. Küpü eksi 2'nin küpüdür. Bu tek sayı olduğu için bunu değiştiremez, negatifini kaybedemez. Eksi 3. Eksi ters çevir demek. Eksi 2 yaptık. Eksi 2 bölü 1 yaptık. Yani burayı 3 kaldı. Eksi 2'nin küpü az önce söylediğimiz şey eksi 8 değiştiremez. Ama bunun karesi çift kuvvet olduğu için değiştirir. Pozitif yapar. 64. 8'in karesi tablodan hatırlarsınız. Orada gerçi 2'nin 6'sı diye yazmıştık ama 2'nin 6'sı demek de 2'nin küpüyle 2'nin küpünün çarpımı bu 8, bu 8, bu da 64. Şu durum. 3 tane üs var. Bunlar çarpılır. Üstün üstü her durumda çarpılır. 2 bölü 3 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3. Şu eksi eksi, yani bu eksi 3 değil, artı 3'müş. Pardon. 2 bölü 3 eksi 2 artı 3. Şu 3 şu 3'ü götürdü. Şurada 2 çarpı eksi 2 kaldı. 2 üzeri eksi 4. Eksi ters çevirir. 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti. 1'in 4. kuvveti 1. 2'nin 4. kuvveti 16. 1 bölü 16. Eksi 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 2'nin küpüdür. Çünkü eksi 1'in küpü eksi 1, 2'nin küpü 8. Çarpı eksi 2 bölü 3. Yine şunlar sadeleşti. Eksi 1 bölü 2'nin eksi 2. kuvveti kaldı. Eksi demek ters çevirmek demek. Eksi 2 oldu. Eksi 2'nin ikinci kuvveti. Ters çevirince eksi gidiyor. Eksi 2'nin ikinci kuvveti pozitiftir ve 4'tür. Tablodan hatırlayalım. 81 3'ün 16 2'nin 4. kuvvetiydi. Yazdık. Eksi 3 bölü 4 var. Üstün üstü çarpılır. Eksi 3 kaldı. 3 bölü 2'nin eksi 3'ü.
Eksi demek ters çevirme demek. 2 bölü 3 oldu. 2 bölü 3'ün küpü yine tablodan düşünürsek 8 bölü 27. 4, 9. 4, 2'nin karesiydi. 9, 3'ün karesiydi. Bu kareleri dışarı alabiliriz. 2 bölü 3'ün karesi çarpı eksi 1 bölü 2. Eksi 1 kaldı. 2 bölü 3, eksi 1. Eksi demek ters çevir demek. 3 bölü 2. 3 bölü 2'nin birinci kuvveti de 1 zaten. O yüzden direkt ters çevir diyoruz. 4 üzeri 1 bölü 2. 2 üzeri 2 üzeri 1 bölü 2'dir. Çarpım durumunda sadeleşir. Kaldı 2. Artı eksi 8 üzeri 1 bölü 3. Eksi 8 demek eksi 2'nin küpü demek. Üzeri 1 bölü 3 sadeleşti. Eksi 2 kaldı. Eksi 1 bölü 2 üzeri eksi 1. Eksi 1 demek ters çevir demek 1 bölü 2. 2 eksi 2 çıktı. 0. Burada eksi 1 var. Eksi 1 bölü 1 bölü 2. Alt tarafı ters çevirip üstte çarpım durumunda yazıyorduk. Eksi 1 çarpı 2 oldu. O da eksi 2. Bir bölü 4'ün eksi 3. kuvveti. Eksi demek ters çevir demek. 4'ün 3. kuvveti oldu. Eksiden kurtulduk. 4'ün 3. kuvveti bölü 16. 4'ün 3. kuvveti 64 bölü 16 4. Birçok farklı yolu var. 4'ün küpünü 2'nin 4'ün küpünü 2'nin 6. kuvveti yazıp bunu da 2'nin 4. kuvveti yazıp o şekilde de bölebiliriz ama zaten sayılar basit sayılar. Dondu. Şu eksi 3. kuvvet. Bir dakika bir soru atladı galiba. Üç bölü 5'in karesi. Şunu da göstereyim de. 2008 YÖS sınavı, 2006 KPSS sınavı gördüğünüz gibi rakamlarını değiştirip aynı soruyu neredeyse sormuşlar. Bu çapraz soru taşıma dediğim olay. 3 bölü 5'in karesi, 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25 çarpı 1 bölü 5'in eksi 3. kuvveti. Eksi demek ters çevir demek 5 bölü 1, 5 bölü 1'in küpü yani 5'in küpü. 5'in küpü 125. 9 çarpı 125 bölü 25. Tabi bunu bu şekilde değil. 5'in küpü 5'in karesi yazıp sadeleştirebilirsiniz. Ama 5'in küpüne kadar bilmek gerekli. 45. O tabloda yazdım mı tam hatırlamıyorum. 4'ü yazdım. 5'i de yazabilirim. 5'te şey. 5'in biri, 5'in ikisi, 5'in üçüncü kuvveti. 5'in dördüncü kuvveti 625 onu sormuyorlar. Çok nadirdir yani. Sorsalar bile daha pratikleştiren bir şey vardır. 2 bölü 5'in eksi 3. kuvveti. Eksi ters çevir demek 5 bölü 2'nin küpü çarpı 4 bölü 5'in karesi. 5'in küpü 125 bölü 2'nin küpü 8. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. Şu sadeleşince 5 kalır. Şu sadeleşince 2 kalır. 5 kere 2 10. 4 bölü 9, 2 bölü 3'ün karesidir tablodan hatırlarsak. Ve 10'un 8. kuvvetiymiş. Çarpım durumunda üstleri çarpıyorduk. İşte üstünü üstü gelince çarpıyorduk. 2 bölü 3'ün 16. kuvveti. Çarpı 8 bölü 20, 8 bölü 27, 2 ve 3'ün küpleriydi tablodan hatırlarsak. Bunun eksi 6. kuvveti. Üstün üstü çarpılıyor. Eksi 18. Yani 2 bölü 3 üzeri eksi 18. Ben üstte eksiği hiç sevmiyorum yani. Kendimde ya da sorularda öyle sevmiyorum. Eksi görünce ters çeviriyoruz. 3 bölü 2 üzeri 18 oluyor. Buna benzer bir soru vardı. Belki hatırlarsınız. 2 bölü 3'ün 16. kuvveti. 3 bölü 2'nin 18'ini şöyle dağıtıyorum. 3 bölü 2'nin 16. kuvveti. 3 bölü 2'nin karesi. Hatta demiştim ki bu soruyu bu noktayı anlarsanız atlarsınız. Biraz yol alırsınız. Şuna şu şekilde ayrınca 2 bölü 3'ün 16 ve 3 bölü 2'nin 16. kuvvetleri birbirini sadeleştiriyor ters olduğu için. Çünkü şöyle demek. 2 bölü 3, 16 tane 2 bölü 3'ü yan yana yaz. Sonra 16 tane 3 bölü 2'yi yan yana yaz. Her 2 bölü 3, 1 3 bölü 2'yi sadeleştirdiği için 1 kalıyor. Bir şu kaldı 3 bölü 2'nin karesi. O da 9 bölü 4. 1 bölü 3'ün eksi 1'i. Eksi 1 ters çevir demek 3 bölü 1 yazdım. Bölü 1 bölü 3'ün küpü 1 bölü 27. Bölüm demek ters çevir demek 3 çarpı 27 81. Bölü 3 üzeri 4 tablodan hatırlarsanız 81. 81 bölü 81 1.
Sesim yine gitmeye başladı, daha sonra videoyu bitireceğim. 2 bölü 5'in eksi 2'si, eksi 2 demek ters çevir demek, 5 bölü 2'nin karesi diyeceğim. Çarpı 0 bölü 2'nin ikinci kuvveti, böyle demeyeyim, 0 bölü 2, 2 bölü 10'dur zaten, rahat olsun. 2 bölü 10'un karesi. Şimdi 5'in karesi 25, 2'nin karesi 4, çarpı 2'nin karesi 4, bölü 10'un karesi 100. 4'ler gitti. 25 ile 100 sadeleşince şurada 25 çarpı 4 olduğu için 1 bölü 4 kaldı. Heh, şu 3 bölü 0,2. 0,2 yerine 2 bölü 10 yazıyorum. Bu LYS, bu jandarma uzman, dikkat ederseniz aynı şeyi sormuş. Yani 0,2 2 bölü 10 şeklinde yazıp işleme sokabiliyor mu? Ama sanırım şurada 0,25'in bir üstü var, o çıkmamış çünkü bu üstü sayı sorusu. Neyse, bunu 2 bölü 10 şeklinde yazıp ters çevirip 10 bölü 2 şeklinde çarpabilirim. Bu 5'te 15 geldi. 15 eksi şurada bir şey var. Onu göremediğimiz için bu soruyu çözemiyorum. Şuna bakalım. 5 çarpı 0,36. 0,36 demek 36 bölü 100 demek değil mi? Buna basit bakalım. 36 bölü 100. Yani neyin karesi aslında? 6 bölü 10'un karesi. Üzeri eksi 1 bölü 2. Şunlar sadeleşir. Eksi 1 kaldı. Eksi 1 demek ters çevir demek. 10 bölü 6 kaldı. Çarpı 5. Bölü. Yine çıkmıyor. Bura 1'dir muhtemelen. 1 bölü 9 neyin karesidir? 1 bölü 3'ün karesidir. Çarpı 0,5 yani 1 bölü 2. Çarptığımızda 1 bölü 3 kaldı. Şu işlemi yapacağız. 50 bölü 18 tam çıkmadı. Demek ki orası 1 değilmiş muhtemelen. Ama burada sınanan bilgiyi söyleyeyim. Birincisi 0,6'nın karesinin 0,36 olduğunu görmek. İkincisi eksi 1 bölü 2 negatif kuvvet alırken eksiyi görünce ters çevirmek. 1 bölü 2'yi görünce de üstün üstü şeklinde açıp sadeleştirme yapabilmek veya karekökten gidebilmek. Ben karekökten gitmedim özellikle ki konu içinde kalayım. Burada da 0,5'in 1 bölü 2. kuvveti olduğunu görmek. 1 bölü 2 demek de yine aynı şekilde kuvvetin kuvveti durumunda başka bir şey geldiğinde, örneğin 2 geldiğinde 2'nin bir şöyle A'nın 2. kuvvetinin 1 bölü 2. kuvveti dediğinde bunları çarparak sadeleştirebilmek. Umarım faydalı olmuştur. Zaten soruları, yani soruları tabii hızlı çözdüm ben. Daha çok soru çözebilmek, daha çok soru gösterebilmek için. Ama şunu görmüşsünüzdür. İş bu üslü sayılar tablosunun hızlı kullanılmasında bitiyor yani. Bunları göreceğiz. Birçok 4 bölü 9, 9 bölü 4, 4 bölü 27, işte 3 örneğin 16 bölü 81 gördük. Yani bu sayılar rastgele seçilmiyor. Bir 82 çıkmıyor, 81 çıkıyor hep. O yüzden bu tabloyu çok iyi öğrenmenizi tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur. Yeni videolar için kanala abone olabilirsiniz. Facebook üzerinden de soru gönderebilirsiniz.